Diyelim ki portenin en altındaki re notasının altına bir nota eklemek istiyorsunuz. Bu durumda portenin altına bu notayı yazarken ek çizgi kullanmamız gerekir. Bu çizgiyi eklediğimizde bu çizgi üzerine gelecek nota re'nin bir altındaki yani re'den bir önceki nota olan do'dur. Ek çizgi portenin altında kullanıldığı gibi üstünde de kullanılabilir. Sol anahtarında portenin en üst çizgisinin hemen üzerindeki nota sol'dür. Buraya bir ek çizgi eklersek bu çizginin üzerine de la notası gelir. Az önce de söylediğim gibi ek çizgiler portenin altına ya da üstüne istenilen sayıda eklenebilirler. Ancak 4 ya da 5 ek çizgiden sonra notaları okumanın oldukça zorlaşacağını unutmamalısınız. Şimdi sol anahtarında portenin altına eklenmiş ek çizgiyi inceleyelim. Bu çizginin üzerindeki notanın do olduğunu söylemiştik. Ek çizginin altına eklediğimiz notaysa si olur. Bu ek çizginin altına bir ek çizgi daha ekler ve buraya bir nota daha yazarsak bu nota da la olur. Notaların her zaman do, re, mi, fa, sol, la, si sırasını izlediğini ve bu sıralamanın sürekli devam ettiğini de bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Notamız do iken, portede aşağı doğru ilerleyip sesi kalınlaştırdığımızda si notasına geliriz. Bundan sonra ikinci bir çizgi ekleyip bu çizgi üzerine bir nota koyduğumuzda bu nota da la olur. Şimdi, üzerinde sol anahtarı bulunan portenin altına eklenen la'dan, burada üstüne eklediğimiz la'ya kadar tüm notaları gözden geçirelim. Ekranda 3 tane la notası görüyorsunuz, öyle değil mi? Biri portenin altında, biri ortasında, diğeri de üstünde. Bu 3 notada kulağa benzer tınlıyor, öyle değil mi? Ama birinin ses perdesi alçak, diğerinin orta, ötekininki ise yüksektir. En alttaki la'dan ortadaki la'ya kadar geldiğimizde 8 nota ilerlemiş oluruz. Ve en alttaki pes la'dan ortadaki la'ya giderken kat ettiğimiz mesafe 8 notadır ve bu mesafeye oktav denir. Oktav Latince'de 8 parçalı anlamına gelen oktava kelimesinden türemiştir. Şu an ekranda sol anahtarındaki porte üzerinde 2 oktavlık müzik okuyabiliyoruz. Alttaki la'dan ortadaki la'ya kadar 1 oktav, ortadaki la'dan üstteki la'ya kadar da 2. oktav. Ve tabii ki sadece la değil, herhangi bir notadan başlayarak birbirini takip eden 8 notanın bir arada bulunduğu tüm nota gruplarına oktav diyoruz.